Hiç istenmeyen görüntüler onlar tabii. Ve plazma tedavisi koronavirüste hayat kurtarmaya başladı. Önemli ve bir ilk yaşandı. Malatya'da solunum cihazına bağlı 56 yaşındaki erkek hasta plazma tedavisiyle iyileşti. Sağlığına kavuştu. Ayrıntılar geliyor. İmmün plazma tedavisi iyileşen hastaların plazmalarındaki antikorların hastaya verilerek hastayı iyileştirilmesi esasına dayanır. Koronavirüsü yenen hastalar virüsle mücadelenin en etkili silahı olmaya başladı. Plazma tedavisi ilk kez Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı 56 yaşındaki erkek hastanın yaşamını kurtardı. Bu hastanın acaba plazma tedavisinden sonra iyileşecek mi, iyileşemeyecek mi? Bu soru gerçekten herkes merak ediyordu. Ve bizim ilk plazmayı kullandığımız hasta da gerçekten en yüksek risk grubuna sahip bir hasta grubundaydı. Solunum cihazına bağlıydı. Akciğerinde ileri derecede zatüresi vardı. Allah'a şükür takiplerde özellikle 3 günden sonra akciğer bulgularında düzelme, 12. günden sonra klinik durumda iyileşme gördük ve ondan sonra 20. gün civarı da solunum cihazından çekildi ve hasta servise alındı. Profesör Doktor Mehmet Ali Erkurt, plazma tedavisi uygulanan durumu ağır diğer iki hastanın da durumunun iyiye gittiğini söyledi. Konya'ya ve Siirt'e verdiğimiz yine aynı durumdaki en ağır durumdaki iki hastamız da Malatya'dan giden plazmalarla tedavi edildi ve onlar da yoğun bakımdan iyileşerek servise alındı. Erkurt, koronavirüsü yenenlerin yoğun bakımdaki hastalara şifa olduğunu ve bunun için donör olmaları gerektiği çağrısında bulundu. Bir plazma bağışçımız ayda 3 kere bağışçı olabilir. Bir defada bağışçımızdan topladığımız plazma 3 hastaya şifa kaynağı olabilir. Böylelikle bakarsak ayda 9 tane hastamızda bir bağışçımız şifa kaynağı olabilir.